Numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Düşüncenin akışını bozan cümle konunun farklı bir yönüne geçen cümle. 1. Poşetin kaliteli olup olmadığını kokusundan ve dokunulduğunda çıkardığı sesten anlamak mümkündür. 2. Kaliteli poşet kırıştırırken ses çıkarıyor ayrıca bu poşetler kokusuz oluyor. 3. Bazı büyük marketler bu poşetleri kasa altına saklıyor ve müşteriye gerektiği kadar vermeye çalışıyor. 4. Kalitesiz poşetler ise katlandığında herhangi bir ses çıkarmıyor. 5 Ayrıca daha ucuz olduğu için tercih edilen bu poşetlerin kötü bir kokusu olduğunu da unutmayın. Şimdi bakarsanız 1, 2, 4 ve 5. cümlelerde kaliteli poşet, kalitesiz poşet nasıl anlaşılır? Onu anlatıyor, kokusundan ve sesinden anlaşıldığını söylüyor. Ama 3. cümleye baktığımızda büyük marketlerin bunları müşteriye gerektiği kadar vermeye çalıştığından bahsettiği için farklı bir konuya geçmiş. Yani cevap C. Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan ikinci olur? Bu tür sorularda önce giriş cümlesini bulacağız. Giriş cümlesi de daha önceki cümlelerle bağlantısı olmayan cümledir. Birinci cümlede o arkadaş dediği için daha önceki bir arkadaşı işaret ettiğine göre olmaz. İkinci cümlede burada kelimesinden dolayı ilk cümle olmaz. Dörtte ama bu bunlardan dolayı olmaz. Beşte bu'dan dolayı olmaz. İlk cümlemiz çıktı. Üçüncü cümle ilk cümlemiz. Şimdi bakalım diğerleri nasıl sıralanacak. Deneme kelimesini yeni bir edebiyat türüne ilk defa ad olarak koyan Montaigne olmuştur. Bu ad koymaya tarih olarak 1571 yılının Mart ayını gösterenler bile vardır. Burada deneme yeni bir edebiyat türünü deneme anlamına gelmektedir. Ama bu yeni edebiyat türünü öbür edebiyat türlerinden ayıran sınırlar nedir? Kim bilir? Cevap belki de o arkadaş kitabın içindedir. Yani sıralamamızı nasıl yaptık? 3, 5, 2, 4 ve 1 şeklinde yaptık. Baştan ikinci de 5 oldu. Yani cevap E. Böyle sorularda her zaman biten cümle kendinden sonra gelecek cümleye bir gönderme yapar. Bunu hep söylüyorum. Mesela bakın 3. de Montaigne bu türe ilk defa adını verdi dedi. Sonra bakın şurada ad demişti. Sonra bu ad koymaya dedi. Biz oradan anladık ki 5 gelecek bundan sonra. Sonra denemenin ne anlama geldiğini söyledi. Dördüncü cümlede de ayıran sınırlar nedir diye bir soru sordu. Biz de anladık ki Soruya cevap vermesi gerekiyor. Şurada da dedi ki kim bilir cevap belki de o arkadaş kitabın içindedir ve bir geleceğini anladık. Bu parça anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? Yazılarımda kimseyi yargılamam ben. Çünkü yazarken kimseyle derdim olmaz benim. İnsanın en büyük derdinin kendisi olduğuna inanırım. Onun için de yazılarımdaki derdimde kendim olurum. Beni kimi zaman çirkinleştiren, kimi zaman da güzelleştiren duyguları ve davranışları yazarken öğrenir, kendimi tanırım. Dolayısıyla yazılarımda ben burada olduğu gibi sonunda 3 nokta olan sorularda 3 noktadan önceki kısım bizim için çok önemli. A) Kendimi sorgularım. Ne demişti? Yazarken öğrenir, kendimi tanırım. Dolayısıyla yazılarımda ben kendimi sorgularım. Uydu aslında ama diğerlerine bakalım. Neden uymaz diğerleri? Okuru önemsemem. Hiç okurdan bahsetmiyor. Okurla ilgili bir yazı değil bu tanıtımımı yaparım. Hiç uymaz değil mi? Tanıtımını yapmak ne demek? Şuraya odaklanacağız. Yazarken öğrenir, kendimi tanırım. Özellikle kendimi tanırım. Başkalarını da tanımış olurum. Başkalarından bahsetmiyor. Paylaşmayı severim. Alakası yok. Cevap gelmişti zaten. Cevap A. Bu parçanın anlam akışındaki bozukluğu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? 1. Zaten bizim çıkış noktamız günümüz popçularıyla pek çakışmıyor. 2. Çünkü biz onlar gibi müziği satmak için yapmıyoruz. 3 ünlü olalım, çok satalım diye hiçbir kaygımız olmadı bu nedenle. 4 Müzik bizim hayat duruşumuz, kendimizi ifade ediş biçimimiz. 5 Böyle bir kaygımız olmamasına rağmen yine de belli bir dinleyici kitlesine ulaşabildi sesimiz. 3 ile 5'i yer değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü 3'te diyor ki hiçbir kaygımız olmadı. 5'te böyle bir kaygımız olmamasına rağmen diye başladığı için bu iki cümlenin art arda gelmesi lazım. Onun için de 3 ile 5'i yer değiştirmemiz gerekiyor. Cevap C. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Düşüncenin akışını bozan cümle konunun farklı bir yönüne geçen cümledir. 1. Adı Bodrum'la özdeşleşen pek çok isim bulunuyor. 2. Antik Yunan tarihçisi Herodot, Osmanlı amirali Turgut Reis, dünyanın bilinen ilk kadın amirali 1. Atemisya, şair İlhan Berk, şarkıcı Zeki Müren bunlardan bazıları. 3. Ama biri var ki Bodrum'dan aldığı ilhamla pek çok eser kaleme almış, buraya olan aşkını her fırsatta dile getirmiş Cevat Şakir hepimizin bildiği adıyla Halikarnas balıkçısı. 4. Bodrum'la ilk kez yediği sürgün sırasında tanışan Şakir burayı bir daha bırakmamış, sadece yazmakla kalmamış, Bodrum için pek çok hizmette bulunmuş. Buraya kadar Adı Bodrum'la özdeşleşen isimlerden bahsetti değil mi? Konu hep aynıydı. Hiç farklı bir konuya geçmedi. 5. Yazarın da belirttiği gibi insanın aklını başından alan, alabildiğine beyaz, alabildiğine mavi bir yer Bodrum. Burada konu neye döndü? Bodrum'un nasıl güzel bir yer olduğuna. Ama konumuz Bodrum'un güzelliği miydi? Hayır. Konumuz Bodrum'la özdeşleşen isimler. O yüzden burada farklı bir konuya geçti. Farklı bir konuya geçtiği için de akışı bozan cümle bu. 6. Yaşadığı dönemde arkadaşları ile ilk mavi yolculuk fikrini ortaya atan ve uygulamasını gerçekleştiren de o olmuş. Zaten şunu aradan çıkartırsak gene Şakir'i e anlatmaya devam ediyor. O yüzden cevabımız D. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Aşk üzerine yazdığım şiirlerimin dışında kalan ve değişik temalara değindiğim şiirlerim nesneldir. Yani ben şiirlerimde sokakta, vapurda, trende gördüğüm bir kişi ya da yolumun üzerindeki bir konu anlatmışımdır. Ben gördüklerimi kelimelere dökerim yalnızca. Boşluğumuz şurada. O yüzden özellikle öncesi bizim için çok önemli. Ne demişti? Sokakta, vapurda, trende gördüğüm kişileri anlatmışımdır. Yani gerçek hayattakileri anlatmışımdır. Gerçek hayatta karşılaştığım kişileri ve şeyleri anlatıyorum demek istiyor. A. Bunlar hayatın gerçekleridir. B. Şiirlerimi konuşma diliyle yazarım. Nasıl bir dille yazdığı ile ilgili hiçbir şey yoktu. C. Konu çeşitliliğini her zaman önemserim. Konu çeşitliliği demedi. Vapurda, trende gördüğüm yani gerçek kişiler. D. Benim şiirimde insanın yeri azdır. Hiç alakası yok. E. Beni okuyanlar da bunların farkına varsın diye. Hayır. Cevabımız A. Çünkü bunlar hayatın gerçekleridir. Ben gördüklerimi kelimelere dökerim trende gördüğüm, gördüklerim o zaman hayatın gerçeklerini anlatıyor. Cevap A. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Ben böyle bir beklentiyi doğru bulmuyorum. Bana göre şiir bir takım şeyleri alabildiğince dolaylı ve örtülü anlatmalıdır. Eğer böyle anlatmazsa düz yazıdan ne farkı kalacak şiirin? Evet şiir zaman zaman kişiyi yönlendirebilir, topluma yol gösterici olabilir ama bu da şiirde kendini hemen ele vermemelidir. 3 nokta başta olduğuna göre hemen sonra gelen cümleler bizim için çok önemli. Ne dedi burada? Bir beklenti var onu doğru bulmuyorum. Benim için önemli olan şiirin dolaylı ve örtülü anlatıyor olması. Yani bizim için bu kısım çok önemli. Buradan gideceğiz. A. Şiirin toplumu peşinden sürükleyici bir işlevi var mıdır yok mudur? Hiç şiirin işlevinden bahsetmedi. Toplumu sürükleme işlevinden bahsetmedi. A gider. B, genelde şiir okuyanların büyük bir bölümü yazılanların aynen anlaşılmasını bekliyor. Bakın bekliyor. Böyle bir beklentiyi doğru bulmuyorum. Ve arkasından da dedi ki dolaylı ve örtülü olmalı. Burada ne diyordu? Aynen anlaşılması cevap geldi bile. C. Şiir toplumu yönlendirme işleviyle kullanılabilir mi? Yine toplumu yönlendirme dedi. Hiç böyle bir şey yok. Diğer yazı türlerinden birçok yönüyle ayrılmaktadır. Şiirle diğer yazı türlerinin farkını anlatmadı. E. Düşünceden çok duyguya yakınlık şiirin temel özelliklerindendir. Düşünce mi, duygu mu meselesi değildi. Mesele dolaylı anlatım, örtülü anlatım mı, açık anlatım mı? O yüzden cevap B. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturursak aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın ilk cümlesi olur? Paragrafın konusunu önce bulmak için okuyalım. Polisiye roman tutkusundan işte o zaman çok kolay geçilir. İçerinde polisi olan Dostoyevski'nin suç ve cezası ile budalasına. 2. Sonra onun klasiklere yönelmeden iyi yazılmış polisiye romanlarla kötü yazılmış olanları ayıracak düzeye gelmesi beklenmelidir. 3. Ona bu zevki verebilmek için ilk önce iyi yazılmış polisiye romanlar sıralanmalıdır. Konumuzun ne olduğu anlaşıldı herhalde. Polisiye romanlardan bahsediyor hep. Dikkat ettiyseniz hep bir polisiye roman konusu ve polisiye romanlara ne zaman geçilir filan ondan bahsediyor. Bir de o diye birinden bahsediyor. O zaman bir tane özne de bulacağız. A. Gençlere okuma alışkanlığı nasıl kazandırılır? B. Klasik eserleri okuyabilmek için önce iyi yazılmış kaliteli polisiye romanları okutulmalıdır. C. Dostoyevski suç ve cezada insandaki suç ve ceza ahlakını sorgulamaktadır. D. Bir gence okulda nefret ettiği kitaplara benzer kitaplarla okuma zevkinin içine çekemeyiz. E. Polisiye roman türünün Türkiye'de yeni gelişmekte olan bir tür olduğunu biliyoruz. Şimdi ele eleye gidelim. Okuma alışkanlığından bahsetmiyor sadece. Polisiye romandan bahsettiği için bu gider. İkinci de klasik eserleri okutmaktan hiç bahsetmedi. C'de Dostoyevski'nin suç ve cezası değil, asıl ana konumuz bu roman değil, o olmaz o yüzden. E şıkkına baktığımızda da Türkiye'de yeni gelişmekte olan polisiye roman türü diyor. Türkiye'de yeni gelişme meselesini anlatmıyor. Hep bir de o diye birinden bahsediyor demiştim ya, bir genci yani onu nefret ettiği kitaplara benzer kitaplarla okuma zevkinin içine çekemeyiz diye başladı. Devamı da şöyle olacak, ona bu zevki verebilmek için ilk önce iyi yazılmış polisiye romanlar sıralanmalıdır. Sonra onun klasiklere yönelmeden iyi yazılmış polisiye romanlarla kötü yazılmış olanları ayıracak düzeye gelmesi beklenmelidir. Polisiye roman tutkusundan işte o zaman çok kolay geçilir içeriğinde polisi olan Dostoyevski'nin suç ve cezası ile budalasına. Yani birinci cümlemiz D olacak, ikinci cümlemiz bu, üçüncü cümlemiz de bu. Bu durumda cevabımız zaten D. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Düşünce akışını bozan cümle konunun farklı bir yönüne geçen cümle. 1. Şiir özetlenemez yargısı genellikle üzerinde hemfikir olunan bir konudur. Şiir özetlenemez. 2. Sadece şiir mi? Bence değerli bir roman da özetlenemez. Başka bir sanat eserine geçti. O da özetlenemez dedi. Kısacası edebiyat ürünleri özetlenemez diyor. 3. Özet çıkarmanın ne kadar güç ve emek isteyen bir iş olduğunu bütün öğrenciler bilir. Şimdi burada konu birden değişti. Özetlenemez diyordu. Şiir özetlenemez, sonra roman özetlenemez. Burada birden özet çıkarmanın zorluğuna geçti. Aslında bozdu akışı. Bakalım 4 neymiş? Örneğin bir Dostoyevski'yi bir Stendhal'a ya da bazıları özetleyebilir miyiz? Bakın gene döndü edebi sanatları özetleyememeye. 5. Evet bazı romanlar özetlenebilir ama onlar da edebiyat eserinin niteliğine ulaşmış değildir. Gene edebiyat eserlerinin özetlenemeyeceğini söyledi. O yüzden cevabımız C. Bu parçadan iki paragraf oluşturulduğunda ikinci paragraf hangisiyle başlar? İkinci paragraf farklı konuya geçen, daha doğrusu konunun farklı yönüne geçen cümleden başlar. 1. Kayseri'ye kadar gidip de geleneksel lezzetlerden söz etmemek olmaz. Zaten Kayseri denilince insanın aklına hemen iki lezzet birden düşüveriyor. Mantı ve pastırma. Bu lezzetler hemen herkes tarafından çok seviliyor. Dolayısıyla bu ürünler Kayseri mutfağının bilinen iki önemli lezzeti arasında yer alır. Şimdi buraya kadar dikkat ettiyseniz Kayseri'nin lezzetlerinden bahsetti. Pastırmadır dedi. Herkes sever. Kayseri mutfağının iki önemli lezzeti dedi. Genel olarak Kayseri mutfağının iki önemli lezzetinden bahsetti. Ama 5'te Kayseri'de mantının ustaca yapılıp yapılmadığı bir kaşığa kaç tane sığdırdığınızla ölçülüyor. Bakın burada konu birden mantı ustaca yapılmış mı bunun ölçüsü ne ona geçti. 6'ya bakalım 6'da ne diyor. Ancak işin lezzetine varınca kaşıktaki adetin pek bir önemi kalmıyor. Gene mantının bir kaşa kaç tane sığdığından devam etti burada da. O yüzden ikinci paragraf Beşinci cümleyle başladı yani cevap D. ÖSYM'nin son yıllarda sormayı çok sevdiği yeni nesil sorulardan bir tane daha geldi. Bu tip soru her yıl çıkıyor artık. Muhabir Çevirmen konuşması. Bakalım sırasıyla hangisi getirilmeli? Çevirmen. O kadar çok okudum ki bu kitabı. Her durumda hatırladığım bir şey çıkar. Ama Don Kişot'u hep kendisine biçtiği rolle hatırlarım. Yani yeryüzündeki bütün hataları düzeltmeye ahdetmiş. Ama ne hatadır? ne değildir bunun muhasebesini de enine boyuna yapmamış durdurak bilmez yüreği doğru yerde olmasa kim bilir yaptıklarından da öte ne sakarlıklar yapabilecek sevimli bir kahraman olarak bizim için ilk cümle çok önemli ne dedi bu kitabı her durumda hatırlarım hatırladığım bir şey çıkar ama Don Kişot'u hep kendine biçtiği rolle hatırlarım bir Don Kişot'u hatırlama neyle hatırladı Don Kişot'u neyle hatırlarım meselesi var ikinci metne bakalım onun konusu ne Don Kişot yazıldığı dönemden bugüne dek popülerliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Her yazarın şairin esin kaynağı oldu. Kahramanı edebi bir arketip haline geldi. Don Kişotluk tematoloji seminerlerinin ana konularından birini oluşturdu. Roman kavramıyla uğraşan bütün kuramcıların örnek metnini oluşturdu. Burada da Don Kişot'un yazıldığı dönemden bugüne kadar hep popüler olduğu yani okurlar tarafından çok sevildiğinden bahsediyor. Şimdi buradan giderek hangisi olabilir bakalım. A. Don Quixote'ı ilk okuduğumuzda düşündüklerinizle bugün düşündükleriniz arasında fark var mı? 2. Sizce Don Quixote neden bir başyapıt? C. Şıkkına baktığımızda Don Quixote'dan aklınızda ne kalıyor? En çok hangi durumlarda neler hatırlıyorsunuz bu eserden? Zaten bakın altını çizmiştik. Özellikle hatırlamakla ilgili bir şey seçeceğimizi söylemiştim. İkinci cümleye bakalım. Yazıldığı dönemde nasıl bir karşılık buldu okurlarında? Aynı karşılığı bugün de görüyor mu? Zaten dedi ki yazıldığı dönemden bugüne dek. Bakın ilk cümleler bize ipucu kelimeler veriyor. Popülerliğinden hiçbir şey kaybetmedi dedi. O yüzden cevabımız C. A şıkkındaki ikinci cümlede Don Quixote neden başyapıt diyor. Hiç bununla ilgili bir şey söylemiyor. B şıkkında ömrünüzün bir kısmı Don Quixote inceleyerek geçirmek sizi yordu mu? Hiç bunlardan da bahsetmiyor. D de kitabın başlangıçta bir hiciv olarak düşünüldüğü sonra farklı bir mesaja yöneldiğinden falan bahsediyor. Hiç bununla ilgisi yok. E'de de Cervantes'in Don Quixote gibi bir karakter kurulamaktaki amacı neydi diye bir soru sormuş olsa onun cevabı yok. O yüzden cevabımız C.